BBC'de olsun, başka haber ajanslarında olsun, gazetelerde komünizme hayran olan 71'den kalma insanlar var. 69 gençliğinden kalma insanlar var. Bunların hayalinde bir şeyler var. Ama bunun pratik uygulamasının nasıl dehşet verici, nasıl insanları huzursuz edici olduğunu düşünmüyorlar. Ya bir kere bölge insanlar Müslüman, Allah'a inanan, imandan zevk alan insanlar. Sen ne diyorsun? Allah'a karşıyım, dine karşıyım, aileye karşıyım diyorsun. Ahlaka karşıyım diyorsun. Ya eğer sen onun dinini elinden alırsan her şeyin elinden almış oluyorsun. Yani hayatının anlamı kalmaz o zaman. Ben sana diyorsun ya konfederal bilmem ne var. Ya kardeşim adam çeyrek ekmek peynir yer ama böyle bir rezilliğin içine girmez. Onun maneviyata, sevgiye, şefkate, merhamete, imana, Allah korkusuna, Allah sevgisine ihtiyacı var. Bundan habersiz bunlar. Genelde ateist bu gençler. Kendi kafalarına göre 2000 kilometreden, 3000 kilometreden, 4000 kilometreden durum değerlendirmesi yapıyorlar. Gidip olayları da görmüş de değiller. Halkı da tanımıyorlar. Halkın bünyesine tamamen zıt, ruhuna, psikolojisine tamamen zıt, onları dehşete düşürecek, onları rahatsız edecek ideolojileri zorla dayatmaya kalkıyorlar. Ne oldu? Bak IŞİD reaksiyonu çıktı. Tuttukları yerde bunları boğup asıp kesiyorlar. Sonu böyle olur işte. Bir insana sen istemediğini zorla dayatmaya kalkarsan o insanı delirtirsin. Dengesini bozarsın. Psikolojisini bozarsın. Toplumda cinnet meydana getirirsin. Nitekim Irak halkında da Suriye halkında da cinnet meydana getirdiler. Komünizme karşı müthiş bir reaksiyon olduğunu bildikleri halde zorla komünizmi dayatmaya kalktılar. Bak şu an Kobani'de orada burada bu PKK'ya karşı ayaklanan, tavır koyan, onları asan kesenler hep Kürt. Kendi inancını zıt gördükleri için, müthiş bir nefret duydukları için şiddetli reaksiyon gösteriyorlar. Ve bütün bölgeden kazınmış oldukları halde sanki orada bir başarılar varmış gibi gösterilmeye çalışıyor. Ya kardeşim sen konfederal bilmem ne falan karmakarışık laflar söylüyorsun. Onu savunan adamlar nerede? Kaçmış durumdalar. Halen de kaçmaya devam ediyor. Bak adam açıklama yaptı. Şuradan biz severek isteyerek gül oynaya ayrılıyoruz diyor. Senin artık orada tutunacak yerin kalmamış. 600 kilometrelik alan boydan boya IŞİD'in eline geçti. Sen neden bahsediyorsun ya? Kobani'de çok küçük bir alanda sıkışıp kaldılar. Bunlar da kimse kale almaz. Orta Doğu'da halk kendi inancını yaşamak ister. İslam'ı yaşamak ister. Yoğun olarak da yaşanan İslam. Kimse komünizmi kabul etmez. Komünizmin korkunçluğunun çirkinliğini bizim yayınlardan sonra bütün bölge zaten tam kavradı. Müthiş bir nefret var. Bundan sonra orada tutunmalar mümkün değil. Bakın kaçın dedim onlara. Kaçtılar. Ama kaçıyoruz demiyor. Güle oynayarak, severek kendimiz ayrılıyoruz diyor. Ya kaçıyorsun. Ben kaç dedim, kaçıyorsun. Boğazlayacaklar seni çünkü. Yenildiniz, bittiniz. Böyle bir fikir de yok. Komünizm Orta Doğu kabul etmez. Artık İslam'ın çağı bunun son çağı. Bu yüzyıl İslam'ın yüzyılı. Kobani'den gelen mültecilerin %80'inin çocukları IŞİD'le birlikte PKK'ya karşı mücadele ediyor. Bu gerçek, hepsi de biliyorlar bunun böyle olduğunu. Buraya gelen annelerimiz, kız kardeşim hepsi dindar. Evet. Ve komünistlerden nefret ediyorlar. Yani PKK'lı komünistlerden, katillerden. Onlardan kurtuldukları için de sevinç içindeler. O pisliklerin bölgeye gelmesini istemiyor halk. İsterlerse onların arasında bir anket yapabilirler. Şiddetle nefret ediyorlar. Amerikalı komünist Buk Çin anarşist komünizmi savunuyormuş. Anarşist komünizmin artık dünyada yeri olmadığını görüyoruz. Her yerde eziliyorlar. Öcalan da entellere falan özenliyor. Onların sözlerini alıyor. Onların konuşmasını alıyor. Oradaki yazılardan alıntılarla kendince bir şeyler meydana getirmeye çalışıyor. Öcalan'ı dinleyen hiç kimse yok şu an. Zorla bin bir türlü destekle Amerikan derin devleti destekliyor.
Türk derin devleti destekliyor, Türkiye derin devleti destekliyor Öcalan'ı. İngiliz derin devleti destekliyor, zoraki ayakta tutmaya çalışıyorlar. Kimsenin sevdiği falan yok. Zavallı, yaşlanmış, kimsenin kale almadığı bir adam. Dinlen, imanla da alakası yok. Sonradan Müslüman gibi göstermeye çalıştı kendini. O da olmadı, onu da beceremedi. Bölgeye IŞİD felsefesi hakim oldu bunların yüzünden. Halk kendi halinde daha sakin bir İslam anlayışındaydı. Ama bunların azgınlığı yüzünden IŞİD mantığı bütün bölgeye hakim oluyor ve olacak da daha da olacak gibi görünüyor. Bunlar bu kafadan vazgeçmedikleri için.